dahi ben evin içerisinde perdeleri çekerek, kapılarımı kilitleyerek ben evin içerisinde kalmış, karanlıklarla boğuşan birisiyim. Her gece ben ölümü bekleyen bir kişiyim. PKK tarafından tehditler alıyorum, bir taraftan illegal örgütler tarafından tehditler alıyorum. Ben yaşamak istemiyorum açıkçası. Ben hem maddi sıkıntı çekiyorum, hem manevi sıkıntı çekiyorum, hem can güvenliği sıkıntısını çekiyorum. Kendi şahsi can güvenliğimiz için orucu olmuştuk. İşte o dönemde JITEM adında bir birim vardı. Jandarma Genel Komutanlığı. JITEM'e katılmamın yanında da bir resmi statü kazanma diye bir kimlik verdiler. Bıçak Tepe, Kızıltepe'de aslında kurulan bir tip. Katarlı köyünde köy boşaltılıyor ve orada daha çok eskiden bir kuyu vardı. O kuyu çok geniş artı aslında. İnsanlar infaz ediliyordu ve o kuyuya atılıyordu ve üzerine de gübre atılıyordu. Özal'ın kafasında ikinci değişim programı vardı ve Özal Kürt meselesini halletmek istiyordu. Bu meselenin mutlaka halledilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin ayağındaki en önemli pranga olduğunu fark etmişti. Kürt kelimesi bile resmi radyolarda, TRT'de veya resmi yerde kullanması söz konusu değildi. O dönemde Özal'ın isteğiyle Talabani ve Mesut Barzani'ye kimlikleri yoktu. Bizim verdiğimiz pasaportla seyahat ettiler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman isteği ve Sayın Demirel'in ve Erdal Bey'in de onayıyla Dışişleri Bakanı olarak ben onlara diplomatik pasaport verdik. 92'de Talabani dedi ki işte Abdullah Öcalan ateşkes istiyormuş. Turgut Bey o zaman Cumhurbaşkanı. Cengiz Çandar'ı göndermeye karar verdi Abdullah Öcalan'a. Ben de benim gazetemde bu PKK işlerine çok yatkın olan İsmet İmset vardı. İsmet İmset'i gönderdim Abdullah Öcalan'a. 8 saatlik bir görüşme yaptılar ve onun bantlarını getirdiler. Bantları Süleyman Bey, Erdal İnönü, o devrin İsmet Bey, Sezgin, Savunma Bakanımız, dördümüz dinledik. Ve o toplantıda denildi ki yani enteresan, ateşkesi biz hükümet olarak kabul edemeyiz. Biz bu işte yokuz. Ama siz götürün. Biz arkanızdayız, sizi destekleriz ama iş kötüye giderse biz sizi tanımıyoruz, dediler. Rahmetli Özal da yol verdi bu işe. Türkiye'de çok olumlu bir hava oluşmuştu Öcalan'ın bu ateşkesiyle birlikte. Mesela af konusu konuşulmaya başlanmıştı. Mesela İçişleri Bakanı Sayın Öcalan diye ifade kullanacak kadar İsmet Sezgin ilginç bir dil oluşmaya başlamıştı. Özal'ın önerisi üzerine ikinci ateşkesin uzatılması için Şam'a gittiğimizde bir heyet olarak gittik. Barelyas'ta Öcalan'la görüştük. Ve yine Talabani ile yemekte olduğumuz bir sırada biz Özal'ın ölüm haberini aldık. 17 Nisan 1993. O anda Celal Talabani'nin söylediği şey öldürüldü oldu. Yani hiç ölümünden söz etmedi. Evet, o çünkü Özal'la yakın ilişkileri olan, hani sağlığını da yakından kendince gözlemleyen biri olarak hiç tereddüt etmeden öldürüldü dedi. Ve sonradan tabii benim de kişisel kanaatim öldürüldüğü yönünde.
Ben de Öcalan'a ulaşabilecek bir telefon numarası biliyordum. Kaldığımız yerde telefonu vardı. Hemen döndüm, aradım telefonla Öcalan'ı. Öcalan bana ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Özal'ı öldürdüler. Nasıl dedim, nereden çıkarıyorsun bunu dedim. Osmanlı'da oyun çoktur dedi. Hiç unutmuyorum, sahne böyle. Fakat çok üzülmüştü Öcalan, Özal'ın öldüğünü duyduğunda. Yani dedi ki eyvah dedi. Her şey çok berbat olacak dedi. Bir MGK toplantısı yapıldı. O MGK toplantısında dağdakilere kısmi af çıkarılması ve resmen Düzova'da siyasete imkan verilmesinin koşulları aranıyordu. Aslında bir anlamda bir yumuşama da başlamıştı. Fakat o olumlu havayı dağıtan, unutulmayan olay Bingöl, Elazığ arasında 33 askerin katledilmesidir. 33 erin öldürülmesi bir yandan işte PKK'nın bir askeri işte başarısı gibi gösterilirken diğer taraftan bütün siyasetçiler bunun aslında son derece yanlış, provokatif ve sonradan da ortaya çıkan bilgiler çerçevesinde aslında Yeşil Kol adlı işte Mahmut Yıldırım'ın Şemdin'le yaptığı bir işbirliğinden söz edildi. O zamanlar Şemdin Sakık o bölgede, Yeşil orada, Yeşil'in kankası yine Jitem'de orada. Anlatabiliyor muyum dedim? Yani 33 Eylül olayını Jitem ve PKK ortak mı yapmıştınız? Jitem PKK ortak. Bingöl'de şehit edilmesi. Yani oradan hem sen askerleri hem evine gönderiyorsun hem de korumasız bir şekilde, silahsız bir şekilde ondan sonra PKK'ya bilgi aktarılıyor. O zaman bu bilgi kimin tarafından PKK'ya aktarılıyor da bizim askerlerimiz o yoldan geçecek de siz onları katledin demek. Cemil Bayağı da sordum. Öcalan'a da sordum. Dedim ki siz Bingöl'de askerlerin öldürülmesiyle ilgili bilginiz önceden var mıydı? Cemil Bayık dedi ki hayır benim yoktu dedi. Öcalan'a sordum. Öcalan dedi ki benim de yoktu. 33 erin ölümüyle birlikte artık o MGK kararı tamamen askıda kalıyor. Ne af konuşuluyor ne bir şey konuşuluyor. O gün Süleyman Bey beni aradı. Dedi ki ne oldu şimdi? Hani ateşkes? Arkasından Sayın Cindoruk aradı. Dedi ki ne oldu? Dedim ki bilmiyorum ne olduğunu, bakacağız. Telefon edildi Abdullah Öcalan'a. İsmet İmset'le ben beraber aradık. Dedi ki vallahi benim haberim yok. Benim hiç bu işte dahilim yok. Biz de bildirdik büyüklerimize böyle böyleymiş diye. O arada 3 saat geçmemişti ki aradan Abdullah Öcalan bir açıklama yaptı. Laskiye'de dedi ki savaşçılarımız işte Türk askerlerine operasyon yapmıştır. Türkiye'de ne zaman bir sulh hareketi var, bir anlayış hareketi var ve bir araya gelme hareketi var, bir takım gizli güçler hemen organizasyonu kurar ve bu havayı dağıtmak için ne lazım gelirse yaparlar. Yani 33 askerinizin böyle katledildiği bir noktada bunu yok sayamazsınız. Bunu devlet olarak bunu kabul edemezsiniz. Onun gereğini yapmak zorundasınız. Hata yok. Ben şimdi şu ilk şeyde hata yok da yani hatası olsa emekli ederiz. Daha etkili ve daha aslında çok büyük güçle bunun üstüne gidilme politikası izledi. We'll be right back.
Şimdi geçmişe bakıp döndüğümüzde dikkat ederseniz Türkiye'de ne zaman askeri vesayetin güçlendirilmesi istense ya da ne zaman bu Çorum olaylarında böyle, Maraş olaylarında böyle ve Madımak olaylarında yine aynı şeyi görüyoruz. Sedat Yurttaş, Halkın Emek Partisi, DEP 19. dönem Diyarbakır milletvekili olarak görev yaptı. Sivas Madımak Oteli katliamında bunu görmek lazım. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla Erdal İnönü'nün bütün gayretine rağmen, bütün çabasına rağmen oradaki katliamı önleyecek devlet gücünü kullanamadı. Başbakan yardımcısı olmasına rağmen, bu işe mesai ayırmasına rağmen o katliamı önleyemedi. Çünkü devletin kodlarıyla sağ iktidarın, o koalisyon ortağının kodları uyum içerisinde bir tutum izlerken onun sol kanadı olarak SHP'nin gücü yetmedi. Erdal İnönü biliyorsunuz o zaman başbakan yardımcısıydı Sivas katliamı döneminde. Evinde sohbet ediyoruz bir gün. Karısı da vardı. Üçümüz birlikte. Dedim ya Erdal Bey, yani ben merak ediyorum. Sivas katliamı da devlet neden bu kadar geç kaldı? Ve siz bunu hiç merak etmediniz, araştırmadınız mı? Yani 8 saat bir yerde insanlar mahsur kalmasına rağmen devletin hiçbir müdahalede bulunmaması, koca alayın orada durup durup hareketsiz halde bulunması ve bu kadar insanın yakılmasına göz yumması. Nasıl yorumluyorsunuz veya bu konuda bir düşündünüz mü dedim. Onun üzerine düşünmekle kalmadım. Bunu dedi bir üst düzey istihbarat yetkilisine sordum dedi. Niye bu olay böyle oldu? Bazı hareketlerin gazını almak için böyle yapılır efendim dedi bana dedi. Ben Esat Kıratlıoğlu'yum. Sayın Çiller'in başbakanlığı zamanında devlet bakanı oldum. Madımak hadisesinin meydana gelmesi, oradaki bulunan yöresel ve aynı zamanda dışarıdan kaynaklı bir takım organizatörlerin spontan olarak meydana getirdikleri bir hadisedir benim kanaatime göre. Madımak Oteli'nin hadisesinde Alevileri sokağa dökmek için bir şey yapıldı. İşte Başbağla olayında Sünni Müslümanları sokağa dökmek için o 35 kişiye yakın insan katledildi. İki otobüs buradan her zaman olduğu gibi köyümüze gidiyoruz. 5 Temmuz'da saat 10 sıralarında memleketimize vararak hemen iner inmez suyumuzu içtik, evlerimize geçtik. Akşam ezan okundu. Ezan okunurken herkes camiye doğru yol almaya başladı. İmam ezanı bitirdi, namaza durdular. Köyden hıngır hıngırı sesler gelmeye başladı, ayak sesleri. Ama nasıl bir ses geliyor? Meğer bunların hepsinin derdi camiye baskın yapmakmış. Hemen evindeki silah olanları evlerine beraberce gidip silahlarını çıkartıyorlar. İşte gel bakalım senin bayağı bir paran vardır, şu vardır, bu vardır diyerek yağmalamaya başlıyorlar bir sefer. Kadınlarla çocukları da ayrı bir köyün diğer meydanına topluyorlar. Biraz böyle duygulanıyoruz. O dönemleri anlatmak çok zor. Yani şu an yaşarcasına bunları sizinle paylaşıyoruz. Biz saat gece 4'e kadar bulunduğumuz yerden hiç kıpırdayamadık. Çünkü her yerde bombalar patlıyor, tüpler patlıyor, evler yanıyor. Bütün hayvanlar koşarak gidiyor. Yanan hayvanlar var, yanan at var, yanan kuzular var, yanan oğlak var, yani kediler var, yanıyor hepsi yani. Sabah aydınlanmasına yakın işte gördüğünüz manzarayla karşı karşıya kaldım.
Çocuklar babalarının üstünü başını düzeltiyorlardı ben gördüğümde. İnsanlar orada babalarına değil, acıya sarılmışlardı. Belli ki devlet içindeki bazı güçler bir Alevi toplantısında bir büyük katliam tezgahlayarak Türkiye'deki kamplaşmayı tırmandırmak istiyorlardı. Ve zaten Türkiye adım adım büyük bir iç savaşın neredeyse eşiğine kadar yuvarlandı bütün bu gelişmeler sonucunda. O günlerde cereyan eden bir takım hadiselerin altında gizli eller var. Devlet tecrübem itibariyle bu gizli eller tarafından yapılmıştır. Başbağlarla hiç kimse ne Madımak'ı biliyor ne de Madımak'taki yaşayan kişileri biliyor. Ne de Madımak olayının tam içeriğini biliyor. Bize bırakılan bir bildiri var. Bu bildiride Madımak ve Dersim olaylarının intikamı alınmıştır diyor. Ve PKK Dersim eyaleti ARGK komutanlığı tarafından yazılmış bir bildiri. Yani bu bildiriyi şöyle bir ele aldığınızda zaten bu olayın tekel tarafından ve masa başında yazılmış bir bildiri olabildiğini görebiliyorsunuz. Yani bunun için köylü de olsak anlayabiliyoruz. Ama maalesef Türkiye üzerine proje yapmaya çalışanlar Madımak'la başbağları sözde Alevi ve Sünni katliamları olarak karşı karşıya getirip milleti birbirine düşürebilmenin, millet üzerinde bir kaos yaratıp da Türkiye'yi nasıl bir boşluğa sürükleyebilirim, onun planını yapmışlardı. Şimdi o çok sözünü edilen 90'lı yıllar kabusu Kürtlerin başına çöküyor esas. Bütün Kürtleri hedef alan bir imha politikası güdülürken bir yandan da PKK'nın finansman kaynaklarını kesme adına resmen bir takım eski ülkücülerden çeteler kuruluyor. Ben Ferhat Ünlü. 20 yıldır gazetecilikle uğraşıyorum. Daha çok güvenlik, istihbarat ve terör konuları üzerinde uzmanlaştım. Behçet Cantürk'ün, diğer isimlerin, işte Buldanların vesaire, başka isimlerin, Baybaşinlerin çok ortaklığı, bilhassa o kısmetin bir gemisinde, Lucky S meselesinde gördüğümüz üzere, çok ortaklığı ama büyük parti diyeceğimiz uyuşturucu kaçakçılıkları üzerinden ciddi bir gelir elde ettiğini gördüler. Zaten bu uyuşturucu gidiyor, bizim halkımız içmez diyor yani. Gidiyor Avrupa'ya, gitsin ne yapalım, değmemeyiz. Çünkü bu para Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, işte Behçet'in, şunun bunun cebine giriyor. Niye? Biz alalım, onunla da bu terörle mücadeleyi finanse edelim. Ne var bunda? Yazılıyor, bunu yazan bir profesör. Şimdi bu... Yani bir teorik çerçeve olarak oturtulunca senin bir tane general diyor ki doğru yani bunu yapalım ha diyor ve kolları sıvayıp girişiyorsunuz bu işe. İşte JITEM'i diyorsunuz, onu diyorsun, bunu diyorsun. Sana ayak bağı olan komutanı emekli ediyorsun veya o da korkuyor senden. Çünkü eli silahlı bir adam çete oluşturmuşsun. Ranktan beslenenlerin besleneceği bir şey yok. JITEM Toroslarla eroin götürüyordu. Bu kadar basit. Türkiye'de asker nezaretinde, jandarma nezaretinde uyuşturucu taşındığı bir dönemden söz ediyorum. O dönemde JITEM her tarafa girebiliyordu. Mesela şu anki bölgeler arasında kırsal alan jandarma bakıyor. Şehir merkezlerinde de emniyet bakıyor ama o dönemde JITEM her tarafa giriyordu. Yani herhangi bir gizliliği yoktu yani. Yani kimin JITEM var kimin yok diyordu. JITEM'in faili meçhulları Toraslar bazı gazetelerde falan çıkınca Cem Ersever deşifre oldu.
Cemal Sever biliyorsunuz bir jandarma albayı çocuğudur, asker çocuğu yani. Sıkıntılar yaşayınca beni de oyuna getirdiniz. Ben terörle mücadeleyi bu şekilde düşünmedim, siz beni kullandınız. Ben İlnur Çevik, 91-93 arası Süleyman Demirel'in özel danışmanlığını yaptım. Cemal Sever bizim gazeteye geldi, bir demeç verdi, beni yakında yok edecekler dedi ve bir hafta sonra yok oldu. Biliyorsunuz ortadan kaldırıldı. Bunların hepsi planlı programlı götürüldüler birer birer. O zaman özellikle uyuşturucu trafiği dediğimiz Türkiye'de çok büyük servetlerin döndüğü bir alanda bu uyuşturucu trafiğinin el değiştirme kavgasının da ortaya çıktığını görüyoruz. Birlikte hareket ettiklerine dair bir sürü bilgi çıktı biliyorsunuz o zaman. Bir dönem devlet hem Kürtleri hem ülkücüleri bu uyuşturucu işinde birlikte kullanmış. Yüksekova çetesi tamamen uyuşturucu kaçakçılığına odaklanmış. İçinde hem devletin hem sivil insanların bulunduğu, devletin personelinin bulunduğu, askeri, polisi, oranın yerlileri ve tabii ki bu ne yazık ki PKK'nın da içinde olduğu bir çete bu. Yani bunlar kendi başlarında bir örgüt müdür değildir yani. Batılı ülkelerin, Ermeni lobinin, Yahudi lobinin bunların hem maddi hem silah desteklerinin açık ve net ortadadır yani. Ve yine o dönemde tabii devletin politikalarının ama bir bütün olarak Kürt iş adamlarının iş almasını engelleyecek bir açıdan bir liste yayınladı. Diğer taraftan da bu listeden insanların öldürüldüklerine de tanık olduk. Çünkü bunlar bir yandan diyelim ki önemli işler yaparken, büyük işler yaparken diğer taraftan da aslında belki bu Kürt siyasetini finanse eden bir çalışmaları vardı. Yani Behçet Can Türk bu anlamda diyelim ki önemliydi. Niye önemli? Çünkü Özgür Gündem gazetesinin bir dönem sahipliğini yaptı. Devlet içinde bir eğilim, ulan bu Kürtlerin elindeki paraları alalım, bunu devlete daha yakın olan ülkücüler kullansın bu paraları diye. Yani bu cinayetlerin arkasında siyasi boyutunun bir de ekonomik boyutu olduğunu düşünmek mümkün. Behçet Can Türk zamanında çok avanta verdi bu uyuşturucudan paydan. Kimilerine kırmızı Mercedes aldı. Onlar da çıkıp konuşsunlar. O dönemin başbakanı Tansu Çiller burada. Orada direkt emir veriliyor. Kürt iş adamlarını PKK'ya yardım yataklık edenleri hepsini infaz edin. O şekilde bir basında dahi çıktı bu. Behçet Cantürk'ü takip alıp sonra işte işten eve giderken yolda polis üniformalı bir takım isimlerin kaçırdığını infaz edip işte o meşhur üçgene Sapanca İzmit bölgesine bıraktığını biliyoruz. Başka isimler de aynı şekilde infaz edildiler. Türkiye'de bir tasfiye maalesef yapıldı. Kanlı bir tasfiye oldu. Bütün Kürt siyasi hareketine de para desteği veren insanlar gitti. Bu arada biliyorsunuz milletvekilleri, DEP milletvekilleri hapse kondu. Bir kısmı yurt dışına kaçtı. 93'te ülkücü mafyanın işte ikame edilmeye çalışılması projesinin bir parçası olan Kürt mafyasının, daha doğrusu PKK'ya yardım eden uyuşturucu mafyasının tasfiyesi süreci başarıyla sonuçlandı. Demokratikleşmede adımlar atalım ve siyasi bir takım çözümler üretelim ve terörün üstesinden gelelim. Bunu bu açıdan görmek, terörü hiç anlamamak demektir. Bizim hiçbir siyasi çözümümüz yoktur. Tansu Hanım'ın başarıya ihtiyacı var.
Bu çok açık canım yani. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ve başarısı için hiçbir elinde imkan yok. Yani devletin mali kaynakları dibe vurmuş. Ekonomiyi yönetmek fevkalade zor. Mekanizmalar elinizde değil bir de. Yani iş adamları bir tarafından tutuyor, medyası bir tarafından tutmuş, şu olmuş bu olmuş. Yani bütün yakandan, sağından, solundan kaptırmışsın her şeyi. Ama bir taraftan da siyaset yapıyorsun. Bir partinin genel başkanısın, seçime gideceksin ve bir başarı hikayesine ihtiyacın var. Bunun en kolay yolu da Türkiye'nin başına musallat PKK'yı, dolayısıyla onun liderini ortadan kaldırmak. Efendim şimdi PKK konusunda Sayın Çiller PKK'nın üzerine gitti. Bakın Kürtlerin değil, PKK'nın üzerine gitti. Çiller gelir gelmez kendi bildiği gibi yaptı. Kendi bilmiyordu bir şey. Döndü dedi ki, ey askerler bildiğiniz gibi yapın. MGK ve Kırmızı Kitap idare ediyordu Türkiye'yi. Ve seçilmiş siyasiler de onların hizmetinde, onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder hale gelmişlerdi. Takşak Paşa dönemini de alırsak, Çiller ve Güreş ikilisinin uygulamalarını ele alırsak, binlerce faili meçhul cinayet, boşaltılan binlerce köy ve mezra ve öldürülen iş adamları, toplumun her kesiminin çok büyük bir baskı altında kaldığı tutuklamalar, yargılamalar vesaire, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık dönemine işaret eden bir dönem yaşanmış oldu. Dışarıda gazeteciler soruyorlar Genelkurmay Başkanı'na, nasıl ilişkileriniz, nasıl ki valla işte tak diye söylüyor, şak diye yapıyorum falan gibi böyle demeçler. İşte birinci çok bir de böyle şahin bir hanım. Yani işte terörün kökünü kazımak, teröristin finans kaynaklarını kurutmak, işte medyayla kavga, onunla bilmem ne filan, yani her şey var yani. Ama baktığınızda bu kavgaların hiçbirisinden galip değil. Yani Türkiye aslında bir deneme yaptı Kürt meselesinde o dönemde. Bu deneme şuydu, yani bu meseleyi siyasi özgürlük temelinde mi çözeceksin, yoksa merkezi devlet otoritesi ve güvenlikçi anlayışla mı? Maalesef Sosyal Demokrat Halkçı Parti başlangıçta bunu siyasi bir mesele olarak görmüş olmasına rağmen teslim oldu derin devlete ve merkezi devlete. Ve bu güvenlikçi politikalar maalesef en yüksek noktalarına bu iktidar döneminde, yani 91'de kurulan koalisyon iktidarı döneminde ulaştı ve Türkiye büyük bir kan deryasının içine çekilmiş oldu. Bıçak Tepe, Kızıltepe'de aslında kurulan bir tim. İl Jandarma Aray Kontan Yardımcısı'nın bünyesinde kurulan bir tim. Neden Bıçak Temi'yle anılmaya başladı? Oradaki halkı Bıçak Temi kestiği için Bıçak Temi ismini aldı. Mesela Kızıltepe'de 93 ile 96 yılları arasında yaklaşık 100 insan kayıp, yani gözaltına alınıyor ve gözaltında kayboluyor. Katarlı köyünde köy boşaltılıyor ve orada daha çok eskiden bir kuyu vardı. O kuyu çok geniş artı aslında. İnsanlar infaz ediliyordu ve o kuyuya atılıyordu ve üzerine de gübre atılıyordu. Şimdi bakın, asker operasyon yapar, bu ifadede aldığım bir şey. Yaşlı bir adamcağız denk geliyor. Diyor ki, bizzat itirafçının tetiği çekenin anlattığı bende, Kahraman Bilgiç. Ya ne olursun diyor ya, iki rekat namaz kılayım da diyor. Ondan sonra diyor ben öldüm. Çünkü öte yanda öldürüleni görüyor. 1500 mark parasını da alıyorlar, kafasına sıkıyorlar, öldürüyorlar adamı. Bu şimdi insanlık mı? Bu ne? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir, yani güvenlikten sorumlu o bölgenin askeri, ya bunu yapan, ben askeri suçlamıyorum. Onun başındakini suçluyor. Güneydoğu'da yaşayan halk bir şiddete maruz bırakılmıştı. Yani bir taraftan devlet içerisinde illegal örgütler, bir taraftan da PKK terör örgütü tarafından baskı uygulanıyordu. O dönemde yaşanan bir süreci, yani şu anda ben hatırlamak bile istemiyorum. Çünkü çok acı verici işler işlendi. Çok acı olaylar yaşandı bu ülke. Ben Murat Karayalçın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Türkiye'nin 50. hükümetine girdim.
terörle mücadele tabii etmek zorundasınız ama ülkede bir Kürt sorunu diye adlandırdığımız bir sorun yaşanıyor. Ülkede bir demokrasi açığı var. İnsan haklarıyla ilgili uygulamalar son derecede olumsuz. Siz sol bir parti olarak bir yandan terörle mücadele edeceksiniz, terörle mücadele etmek zorundasınız ama öte yandan da insan haklarını, demokratik uygulamaları savunmak ve bunların onun karşılığında geliştirilmesini istemek, beklemek durumdasınız. Ben de Nevşehir'de doğmayabilirdim. Burada doğabilirdim. Bu köyde doğabilirdim. Acaba bu köyde doğan bir vatandaş olarak asker gelse ben ne yapardım? PKK gelse ne yapardım? O aciz insanları, yani az içerisinde bırakılmış o köylü vatandaşlar maalesef iki taraf tarafından da hırpalandı. Ve ondan sonra sıkıntı başladı. Terörle mücadele çok büyük para ister. Yani bu kolay bir iş değil. Bunu bazen her zaman bunu legal kaynaklardan karşılamak çok zordur. Bütçede falan bunlar için işte örtülü ödenekten paralar, şunlar bunlar. Yetmez yani bunlara o paralar falan. Çok örtülü paralar lazım. Kayıp yıllar 1990'larda neredeyse bütçenin üçte biri savunmaya gidiyordu. Savunma içerisinde asla sorgulanamayan yapılarda silah alımları, uçak, tank, top, tüfek, mühimmat gibi alımları noktasında kontrol edemiyorduk. Tümüne baktığımız zaman aslında teröre harcanan para eğer bölgenin kalkınmasına harcansaydı bugün bambaşka bir noktada olabilirdik. Yani çünkü çok önemli bir para o, önemli bir kaynak. Yüz milyarları doları bulan paralar. 90'lı yıllarda harcadığımız para, savaşın finansmanı için harcadığımız para 300 milyar dolar civarında ki o dönemde zaten bizim gayri safi milli hasılamız 220 milyar dolar dönemi, 200 milyar dolar olduğu bir dönemde ne kadar bir para olduğunu ortaya koymak noktasında. O da Türkiye ekonomisini aşağı çekmiş ve zayıflatmış. Çatışmaların yoğunlaştığı bir dönem oldu. Bu çerçevede savunma ya da savunma harcamaları ya da silahlanma harcamalarının arttığını söyleyebiliriz. Önemli ölçüde hava desteği sağlanmak üzere helikopter alımlarına gidildiği bir süreç oldu. O sürecin de tabii bütçe üzerinde belli bir baskısı oldu. Sıkıntı çeken, eziyet çeken, maddi sıkıntı çeken yine oradaki halktır yani. Ama zenginler her zaman zengindir. Zengin o dönemde de para kazandı, şu anda da para kazanıyor yani. ...1993'ün sonlarına doğru iktisadi koşullar daha da kötüleşmişti. Ve Türkiye yeni bir istikrar paketini hazırlama noktasındaydı. Ortada tahvil kalmayınca dövize yönelim iyice arttı. Bunun sonucunda da bu sefer 14 bin lira civarına gelmiş olan dolar... ...40 bin lirayı hatta 42 bin lirayı buldu. Ciddi bir kriz yaşanmaya başlandı. Bunun üzerine hükümet 5 Nisan kararlarına gitti. 5 Nisan kararları için baktığınızda bir plan yok. El yordamıyla hazırlanmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani baraj her tarafından su kaçırmaya başlamış. Siz her tarafa işte sakız da tıkıyorsunuz. Sonradan bu 2001'de önümüze geldi zaten bütün o tıkadığımız şeyler patladı önümüzde. O alınan tedbirler çok da fazla bir yarar getirmedi doğrusu. O sene 1994 yılında enflasyon Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. %150'ye çıktı. Hatta İMKB'de gecelik işlemlerde ve interbank piyasasında binleri bulan faizler
oldu, gecelik faizler oldu. Ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklar DHP'deydi. Hazinesi, maliyesi, DPT müsteşarlığı vesaire tümü oradaydı. Ama insanlar ona bakmıyorlar. Yani değerlendirme yaparken hangi bakanlık kimdeydi ona göre oy verelim demiyorlar. Bir toptan değerlendirme yapıyorlar. O da 1990'ların bilançosunu ortaya koydu zaten. İki parti arasında, DYP ve SYP arasında da çelişkilerin arttığını ve uzlaşmazlıkların ortaya çıktığını politikalarda görmeye başladık. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki 5 Nisan kararları açıklandığında Tansu Çiller'in yanında oturan Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçı'nın bir takım kararları orada öğrendiğini anladık. Bizim özelleştirme ile ilgili duruşumuzla hükümet ortağı öteki partinin, büyük partinin, DHP'nin özelleştirme ile ilgili duruşu bakışı arasında çok ciddi farklılıklar vardı. 5 Nisan sürecinde Türkiye'de çok ağır bir ekonomik bunalım yaşandı. Özellikle küçük esnaf ve sanatkarlar arasında bütün varlıklarını kaybeden, bütün ailelerini borçlandıran ve tamamen gelecek için umutlarını yitiren on binlerce, yüz binlerce insan ortaya çıktı. Ve bunlar arasında intihar vakaları sık sık görülmeye başlandı. Bir de şu var, intihar tabii ki bulaşıcı bir hastalıktır aynı zamanda. Ya bunlar bir başlayınca birdenbire toplumda genel bir yaygınlık kazandı. O sıkıntılı süreç aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca gördüğü en önemli ekonomik krizlerden, en önemli ekonomik sıkıntılardan ve hemen hemen tüm kesimlere, iş dünyasından vatandaşa kadar ciddi şekilde yansımış bir süreçtir. Biz kendi içerimizde popülizmle, teröre kaynak aktarmakla ve kendi yolsuzluklarımızla tamamen gömülüyken diğer taraftan beraber yola çıktınız. Mesela Güney Kore, fert başına milli gelir $400'larla eşitlenmiştiğimiz bir yapı içerisinde bizi yakalayıp biz daha 1000-1200 dolarlara takılıp kalmışken onların bir anda 4000-5000 dolarlara zıpladığı ve bugün hala çok iyi bildiğimiz küresel markaları ilan etmeye, geliştirdikleri döneme rastlıyor. Hangi koalisyon sancısız yaşandı? Bir tane yani olur da bir tanesi sancısız olur. Türkiye üzerine hep hesaplarla kurulmuş koalisyonlar. Yani şimdi deniliyor ki, örnek mesela bizde hep veriliyor örnek. Efendim koalisyonlar iyidir, Almanya'da da yapılıyor işte, ne oluyor filan. Hayır. Şimdi bakın şuradan sokağa çıkalım. Önde giden 5 tane, önümüzde giden 5 tane araba markasından 4'ü Alman. Evlerimize bakalım. Buzdolabımızdan, çamaşır makinamızdan kullandığımız ampule kadar hepsi Alman. Birçoğu. Muazzam bir üretim mekanizmasından söz ediyoruz. Bunun dayandığı bir siyasetten söz ediyoruz. Türkiye'nin ise problemi üretmek. Yani Almanya'da hafta içinde akşamda sokak, Berlin'de sokakta insan göremezsin. Çünkü ertesi gün sabah 5'te hepsi uyanıp işe gidiyorlar. Bizde vur patlasın çal oynasın. Bana şu anda çok önemli belgeler geliyor. Ben o belgeleri bırakmıyorum ve hepsini yapıyorum. Benim 2010 tarihinden sonra gerek görsel gerek yazılı basında yapmış olduğum röportajlar ve çıktığım programlardan dolayı çektiğim acılara istinaden bir daha ben o belgelerle hiçbir tarafa ayrıntı vermek istemiyorum. O belgeleri hepsini yakıyorum. Ben korkuyorum abi. Ben Bedran Aktağ, eski korucuyum. CİTEM'de haber elemanı olarak çalıştım. Şu an Mardin'in bir köyünde denetimli serbestlikten cezamı telafi etmek için okulda çalışıyorum.